Şimdi aylar sonra karşı karşıyasınız. Bir sessiz kalın lütfen ve bir birbirinize bakın. Biraz sonra karar vereceksiniz ve lütfen tane tane konuşun sonra. Bir bakın, belki son kez aynı masada oturuyorsunuz. Ben 7 ay boyunca bu insanı sevdim. Ama bak gözlerine sevdim. Bakamıyorsun Akif. Niye? Ben 7 ay boyunca seni sevdim. Senin için canımı verecek kadar sevdim. Ama sen hiçbir zaman... Sen hiçbir zaman benim derdimi dinlemedin. Ben mi dinledim? Hiçbir zaman bana Akif senin ne derdin var? Niye ağlıyorsun? 14 yaşından beri niye yalnızsın demedin. Her seferinde. Sen beni kendi paranla sevmeye çalıştın. Ben seni paramla sevmeye çalıştım. Sen her seferinde. Sen beni paranla sevmeye çalıştın. Öyle bir şey yapmadım. Hayır. Sen hiçbir zaman beni dinlemedin. Ben mi seni dinlemedim? Keşke dinleseydin. Sen de beni dinlemedin. Peki Akif bir sakin ol. Nevi'de ne söylemek istersin? Zayda Hanım, ben hala çok seviyorum kendisini. Ona bakarak söyle. Konuşamıyorum. Su getireyim sana. Bir su alabilir miyim? Bir su rica ediyorum. Hemen verelim suyunu. Getir Berkay. Teşekkür ediyoruz. Ben hala kendisini çok seviyorum. Onu lütfen de kaybetmek istemiyorum. Ona söyle. Hatalarımı da biliyorum. Haklısın. Ama senin de bana hataların oldu. Ben sana 3 hafta boyunca haber alamadım. İçim yedi benim, anlıyor musun? Ben annemle bile kavga ettim. Annem benim kalkmış Zayda Hanım. İlayda'yı aramış. Kızımı Akif'ten uzak tut diye. Ben annemle birbirime girdim. Annem beni evlatlıklar reddetti, biliyor musun? Biliyor musun? Sen Akif olmaya devam edersen istemiyorum. Anneme tek dediğim laf şu oldu. Ben sevgimin arkasından gideceğim. 1,5 senedir ben görüşmediğim babam beni aradı, biliyor musun? Seviyorsan kızım seni evlendirelim diye ya. Beni aramayan sormayan babam, biliyor musun? Sen beni çoktan kaybettin ama. Akif bir dinle, bir sakin ol Akif. Zaten dinlemiyor, ben ne anlatabilirim şu an? Akif bir sessiz ol, bir dinle bak. Bu kız sana yüreğini açıyor şu anda. Ben babamdan görmediğim sevgiyi senden gördüğüm için sana aşık oldum. Ve bunu ben sana kalkıp da anlatmaya çalıştığımda sen beni hiç dinlemedin. Aile konularını açmadın bile. Senin annenin bana ettiği hakaretleri hatırlıyorsun değil mi? Biliyorsun, ben ağzımı kapattım yine sustum. Sırf seni sevdiğim için. Annem bana affedersin ama bir kavramda bulundu. Bunu da biliyorsun değil mi? Ona rağmen dedim ki sus Nevi'de, sus Nevi'de. Sevdiğin adam için sus dedim. Ailemle tanışmak istemedin diyorsun değil mi? Evet, tanışmak istemedim çünkü korktum, anladın mı? Annenin beni evden kovacağından korktum. Ben seni vardım, ben vardım, ben vardım. Akif, sen benim sakin ol. Sakin. Oraya gelseydin kimse seni kovamazdı. Çünkü ben vardım sen senin yanında. Sen annenin kararlarına daha saygı duyuyorsun. Sen beni duyuyorsun. Sevmedin. Ben seni sevmedim mi? Ben seni sevmedim. Sen benim bu gözyaşlarımı sen yalan mı buluyorsun şu an? Onu anlamıyorum ya. Senin hayatın yalan. Benim mi hayatım yalan Buna oldu? Buna inan ki senin hayatın yalan. Benim hayatım asla ben yalan. Ben sana değil. Dedim ki ailemin yanına gidelim. Sen bana dedin ki Paris'e gidelim. Benim Paris'e ne işim var? Benim ailem her şeyden daha önemli. Ben sana bundan öncesinde sen, de gidelim dedim. Benim ailemden daha değerliydin benim için. Sen bana ne dedin? Ben sana bu Paris olayı olmadı. Ne dedim ben sana gidelim? Sen bana ne dedin? Nevi de annem seni istemiyor. Ama ben dedin, sana ne dedim? Dedin. Ve dedim. Sen son bizim Paris'e gitmemizde son 2 gün kala bana diyorsun ki annemin yanına gidelim. Ben o kadar sana plan dedim. Yapmışız anladın ben mı? Ben olsaydım senin ailenin yanına gelirdim ama. Ben olsaydım senin o ailenin yanına gelirdim. Annem seni istemiyorsa ben seni o eve götürseydim emin ol ki kimse... Benim kararıma saygısızlık yapamazdı. Her gün annenin lafını dinliyorsun, başka hiçbir şey yapmıyorsun. Güvenemedim, anlıyor musun? Orada ben de güvenemedim. Akif, sakin ve net konuşun. Belli ki siz bir daha bir araya böyle gelemeyeceksiniz. O yüzden yüreğinizde, içinizde ne varsa bu karar masası. Ben seni 7 ay boyunca herkesten daha çok sevdim. Ölüm gelseydi emin ol ki ben derdim emin ki ölüme. Emin ol benim seni sevdiğim kadar. Onu alma şey. Beni al. Ama sen her seferinde aşkın yerine, sevdan yerine sen kendi paranı konuşturdun. Her seferinde. Ben paramı asla senin senin arkadaşının bir kelimesini ben burada duydum. Ne diyordu? İnşaatçı. Kendi aramıza burada alamayız, ortamımıza alamayız. Siz insanlar. Ben burada onun gereken işte lafı söyledim. Siz insanlar buysunuz. Biraz paranız var diye herkesi kendi altınızda görüyorsunuz ama unuttuğunuz bir şey var. Oturduğunuz evi ben yapıyorum. Benim dostlarım,
benim ben kardeşlerim yapıyor. Ben seni asla ezmedim Akif. Ben olmadan onlar olamaz. Ezmedim. Ben olmadan onlar olamaz. Tamam, ben buna zaten saygı duyuyorum farkındaysan ki ben senin yaptığın işle seni asla ezmedim, anladın mı? Burada İlayda sana laf yaptığı, ben burada İlayda gereken lafı da söyledim. Ben kusura bakma, ben artık seninle bir olamam. Beni mutlu eden başka bir insan var hayatımda. Sen insanı sevmiyorsun. Ben çok seviyorum. Sevmiyorsun. Ona çok mutluyum. Sevmiyorsun abi. Ona çok mutluyum. Her seferinde benim derdimi dinleyen, peki, her seferinde yanıma gelen... Saniye. Peki kalkıp arkadaşın o zaman, ben Nevide'yi Serkan'dan kıskandım. Ben Nevide'yi o gün burada bunları söyleyeyim. Niye diyorsun? Arkadaşım bunu bana kendisi söylüyor. Niye bunları diyorsun arkadaşına? Ben hiç kimse o kelimeyi kullanmadım, kullanmam. Hakim. Yakın arkadaşım bana, bunu söylüyor. Yakın bana en büyük... Kusura bakmayın, özür dilerim, söylüyorum. Bana zaten benim dostum, arkadaşım. Ben sırtımı duvardan başka kimseye dayamadım, arkadaşına dayamam. O duvar benim sırtıma yıkılır. Arkadaşına bu lafı söylemişsin. Ben söylemedim, söylemem. Kusura bakma. Arkadaşın yalan söylüyor o zaman, yapmayacak biz bir şeyim yok. Biz seninle artık olamayız. Ayrı dünyaların insanıyız. Ayrı dünyaların insanı. Zaten sen benim hayatımda olamazsın. Benim hayatımı kaldıramazsın. Ben bir dakika, kaldıramam. Bir şey merak ediyorum. Aşkın tarifi nasıl bir şey Nevide senin için? Zaten... Şu an mesela... Yani bazen şey yazıyorlar, yazdıklarınızı okuyorum işte, o kız popüler olmak için oraya. Ya popüler olmak için olsa böyle salya sümük affedersiniz ekran karşısında olur mu ya? Bu kız şu an güzelliğini düşünüyor. Bir ekrana bakın Allah aşkına, siz bu halde böyle yüreğinizden gelmese bu hale gelir misiniz? Oyunculuk falan değil yani, kızı görüyorum ben burada. Hepimiz görüyoruz yani. Zaten popüler olma gibi bir derdim, bir çarem de yok benim zaten. Öyle bana da bunu yazanlar çok oldu ama ben bunları dediğim gibi umursayıp takmıyorum. Ben çünkü burada ağlayışımla zaten insanlar bana inanıyor. Benim burada popüler olma gibi bir derdim yok, öyle bir çarem de yok. İşte sen güzel olduğun için, mankenlik yaptığın için, hani biraz da fenomen olduğun için herkesin aklına bin bir türlü şey geliyor. Akif, senin için de şöyle yazıyorlar. Hani Mert de delikanlıydı, arabayı niye vermiyor? Seninle de onu hep konuşuyorlar, yazıyorlar. Ben buradan, o yüzden karar masasında her şeye cevap verin. Ben buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Belki bir sürü insanlar bizi izliyordur. Bana hediye edilen bir şey ben hiçbir zaman vermedim, vermem. Ben o arabayı satarım. Ben İstanbul'da elimden gelene kadar bütün dilencilere, bütün fakirlere o parayı dağıtırım. Ben yine o arabayı sana vermem. Sevabı da Nevide'ye gider o zaman. Öyle evet. Mi? Ha? Ama satarım. Yarın da pazarlığa çıkartırım o arabayı. Nevide, acı çekiyor musun? Çok fazla. Ne kadar acı çekiyorsun? Sevdiğim adam bana bunları söylüyor. Avukat Bey, ben ne diyebilirim? İçin acıyor mu şu anda? Çok kötü acıyor. O işte gerçek sevginin aslında kökeninde acı var yani. Acı seviyorsan seviyorsun. Yani acı çekiyorsan seviyorsun demektir bence yani. Akif, sen bu kızın seni sevdiğine inanmıyor musun? Beraber ben yaşayamayız diyor. Aynı kızın farklı dünyaların şey insanıyız diyor. Benim sevgim hala inanmıyor. Ama benim bu şey severek olamaz. De bu söylenebilecek bir cümle de ondan soruyorum. Hani peki bir konuşun kendi aranızda. Artık konuşacak bir şey kalmadı yani. Bence. Ha? Konuşacak bir şey kalmadı bence. Ben öyle düşünüyorum. Gözlerin tamam. İçine bak Akif. Gözlerin içine bak. Ben çok o insanın gözlerinin içine bakmak istedim ama o hiçbir zaman benim gözlerimi görmedi. Sen bir sevgime hala inanmıyor musun yani? Ben senin hiçbir şeyine inanmıyorum. İnanmıyorsun. Sevgi, biliyor musun sevgi nasıldır? Sevgi, bir insanı seviyorsan o insana... Annelik yapacaksın, babalık yapacaksın. Yeri geldiği zaman o insan için öleceksin. Ben için sevgi diye, böyle ben bir şeydir. Ben için sevgi cebindeki para değildir. Sevgi cebin... bir kadın var, bağırmadan sevgi konuş. Cebindeki para değildir. Sen bir Allah'ın günü benim derdimi dinlemedin. Ne derdim derdim var demedin. Sen bana bir Allah'ın günü demedin Akif. 14 yaşında sen ne işin var İstanbul'da ya? Bir Allah'ın günü bana demedin. Çocuksun daha demedin ya. Gece kulüplerinde sabaha kadar çalışıyorsun demedin ya. Sabah kalkıp inşaata gidiyorsun, akşama kadar çalışıyorsun demedin ya. Abi, yeri geldi mi? Sorduğumda sen bana kendin cevaplamak istemedin ya. Kendin yeri geldi mi? Ağlıyorsunuz, sızlıyorsunuz. Ama sevdaya, sevgiye geldi mi? Yok, zerre bir şey. Yok. Basbaya yok. Ben senin bu kızı, karşımdakini zerre kadar sevdiğini düşünüyorum. Ben bu insanı dünyalar kadar seviyorum. Dünyalar kadar sevip ondan mı bırakıp bana geldin? Ben bu insanın gözlerinin içinde sende bulmadım huzuru orada ben buluyorum. Ben huzuru buluyorsun. Evet, huzuru biliyorum. Biliyor musun niye? Sadece benim derdimi dinledi diye.
Sen bana böyle derdini bir insan lazım. Anlattın. Bana para lazım değil. Bana kendi derdini anlat. Bana para lazım değil. Ben sana para kıyamadım, araba aldığım için mi ben burada suçlu olurum? Anlamıyorum. Almasaydın ben sen insan izni olmadım. Sen de isteğimi aldım zaten. Ben sana aldım. Sen bütün herkesin önüne çıkıp da bir hediye aldım araba. Ben senin o yüzünün önünde ben o arabayı satar. İstanbul'da ne kadar fakir fukara varsa hepsine dağıtırım. Arabayı satmana gerek yok. Onu yapmasam adam değilim. Bir şey söyleyeyim mi sana? Arabayı satmana gerek yok. Arabayı bana geri ver, tamam mı? Vermiyorum. Vereceksin. Hediye. Vereceksin. Hediye bir şey vermiyorum. Vermiyorum. O kız arabaya bindiği sürece... Aklını vereceksin. Bilmeyeceksin. Vermiyorum. O, araba benim abi. Araba benim senin. Arabam. Hediye etmesin. Anlasaydım zaten. Hayır, oturur musun? Şöyle, tamam. O kız arabaya bindiği sürece ben arabamı istiyorum geri. Bunlar da lütfen rica ediyorum. Vermeyeceğim diyor. Sen kapat çeneni. Sus. Almasaydım ben mi zorladım? Ben arabamı istiyorum. Ben vermiyorum araba. Araba şu anda kapının önünde yatıyor, vermiyorum. Hediye etmeseydin, almasaydın. Uzay canım, ben arabamı geri istiyorum. Almasaydın. Hala o kızı arabaya bindireceğim gibisine cümleden de kullanıyor. Ben o arabaya... Ben onu zaten istiyorum. Akif'e söylemen lazım ama ben şimdi... Ben o arabayı satar, bütün fakire fukara dağıtırım. Niye Nevide'ye geri vermiyorsun? Vermiyorum. Neden? Ben senin için annemi karşıma aldım. Bana annem onca laf söyledi, anladın mı? Ben annem için bile seni karşıma aldım. Sen bana kalk burada bu lafları söylüyorsun. Bana o kızı koruyorsun. Bana o kızı koruyor. Bak yine saygın af söylemiyorum. Sevdiğin insanı koruyorum. Sevdiğin insanı koruyorum. Sen o kızı zaten sevmiyorsun. Onu bir geç sen. Bunu hiç kimseye inanmıyor. O beni seviyor. Ya biz zaten o beni seviyor. Akif'le konuşuyorum. Selda bir dakika. Selda bir dakika. Ben zaten tekrardan söyleyeyim. Akif'le söyleyeyim. Arabamı ben geri istiyorum. Gerekirse arabayı ben satarım. Ben satarım. Gerekirse arabayı ben kardeşime veririm. Arabayı geri istiyorum. Bu kadar. Sen kardeşine araba aldın mı? Efendim? Kardeşine araba aldın. Almadım zaten. Çünkü daha yaşı küçük. Ha. Peki Akif sen... Yani Nevide'nin aldığı arabaya Selda'yı bindirirken hiçbir çekince duymuyor musun? Ben Selda'yı sadece bir iki defa bindirdim. Ondan sonra da zaten araba şu anda kapıda ölene Selda'nın kadar da... Selda'nın ondan mı kalktı burada şov yapıyor? Ben ölene kadar da arabayı o arabayı bindim. O arabayı da satarım. Arabayı bana vereceksin. Zaten bitti, şu anda belki satmışımdır. Bitti, bu kadar. Belki şu anda satmışımdır. Arabayı sen satmadın. Nerede biliyorsun satmadığımı? Ya biliyorum. Artık bilmiyorum. Ya öyle bir şey olsa söylerdin herhalde Akif. O araba şu anda kapıda, ben o araba binmiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum tekrardan. Sizden çok özür diliyorum. Bir dakika, ne çıkartacaksın? Kusura bakmayın. Bana aldığı 24 aya yüzünü vereceğim. Tamam. Bana arabamı geri veriyorsun. Akif. Ben bu yüzü istemiyorum. Arabamı bana geri veriyorsun. Gidelim mi? Evet. Lütfen. Zahide'm, arabamı geri istiyorum. Rica ediyorum. Arabamı geri istiyorum. Bu taraftan. İstiyorum. Bu taraftan. Gidersiniz böyle üstünüz gibi. Alkışlıyorum sizi. Zaydan'ım, ben arabamı söylüyorum. Bana karşı sevgisi kalmamış, okeyim. Ama ben arabamı geri istiyorum Zaydan'ım. İstiyorum geri, rica ediyorum sizden de. Ah Nevide, ah. Yüzsüz gibi gözümün arkasında el tutup çıkıyor bana. Ben arabamı aldım, arabayı geri istiyorum. Hiçbir bir şey söylemiyorum. Aldım, al o yüzüğü de, al. Hiçbir şekilde istemiyorum o yüzüğü de. Ben sevdiğim adamı da kaybettim. Bunun da farkındayım ama ben arabamı da geri istiyorum Zahide'm. Cidden size bunları çok rica ediyorum. Ah Nevide. Zahide Hanım, farkında mısınız masanın sihirinin? Bu masa aslında biliyor musunuz tamamlanmak için o kadar önemli ki. İlk geldiği günden beri Nevide... Asla inanmıyordu onu sevmediğine ve şu şimdi anda inandı ve daha idrak artık etti. İnanması için ne olsun yani zaten? Çok büyük yüzüğü bir... attı, kızın elini tuttu, gitti ama o bence Selda öyle söyleyince tabii arabayı istemeye karar verdi. Öyle mi Nevi? Normalde hala istemiyordu. İstemezdim zaten ama bana kalkıp da burada benim Akif'e aldığım arabayı, bak yine diyorum umurumda bile değildi. Bana onları söylemeseydi ben yine istemezdim. Ama kalkıp da Selda burada biz Akif arabayı yerine gezdik, pikniğe gittik demiş çok yanlış. Ve benim buradayken de üstüme gelmiş çok yanlış. Ben normalde asla kavgacı bir insan değilim. Bu şekilde de insanları yansımam çünkü ailem beni böyle yetiştirmedi. Ben aileme de rezil oldum. Anneme de rezil oldum. Ben bunu annemden de çok özür diliyorum. Anneannemden de çok özür diliyorum onları çok üzdüğüm için. Değmeyecek bir erkeği sevmişim. Allah beni de kahretsin, hiç şey demiyorum. Ama arabayı istiyorum, başka hiçbir şey söylemiyorum. O kız arabaya bindiği sürece... Yok.
Ben şu adam sana defalarca seni sevmiyorum dedi. Bir sürü biz laf etti. İnanmadım. Hiçbirisi bu kadar koymadı. Hep sen onun seni sevdiğini düşünüyordu. Evet, hep düşündüm. Ama bana kalktı da burada o kızın o lafları söylemesi çok yanlıştı. Bak. Kusura bakmayın siz de. Hayır, durma öyle şimdi. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. Yani sana burada bir hani mutlu son yapamadım ama bu benim elimde olan bir şey. Hiçbirimizin değil. Aşk meşk işleri kalple biten bir şey. Ama bak Nevi'de sana bir mendil getirir misiniz? Mendil verir misiniz bana? Güzelim kızı ne hale geldi yavrum benim. Bir ağzını yüzünü şöyle güzel güzel. Heh. Bak senin bir şey söyleyeceğim. Tabii ki aşk çok değerli, çok kıymetli ama senin annen, baban, sen ölene kadar hayatında olacak evet. insanlar. Tamam mı? Aşk değişebiliyor. Yani farklı şeyler olabiliyor. Herkes gerçek aşkı bilmeyebiliyor. Ya da sizin sevdiğiniz kadar karşınızdaki sevmeyebiliyor. O yüzden ne olur hani annenizi, babanızı, büyüklerinizi ve size gerçekten değer veren insanları dinleyin. Ben burada anneannemden çok özür diliyorum cidden. Onlara çok sevdiğimi buradan da söylemek istiyorum. Bir daha böyle bir şey asla olmaz. Bir daha böyle bir şeyi asla yapmam. Kendi yanlışım. En azından kendi yaptığım şu an yanlışımdan ders aldım. Evet Zahide'nin böyle bir şey bir daha asla yapmam. Benim şu an tek değerli, bak, tek varlığım ailem. Başka hiçbir şeyim değil. Nevi de çok küçüksün, çok gençsin, çok aşklar yaşayacaksın tamam mı? Hayat sana diliyorum hep güzellikler getirsin. Ama lütfen kalbini, gönlünü çabucak kaptırma. Bir de bir şey daha, yani abla olarak bak, bunun hukuksal boyutu var. Sen şu anda araba yolun üzerine aldın değil mi? Evet. Parayı o mu verdi görünüyor? Hayır, ben verdim görünüyor. Sen mi gönderdin o kişiye? İstersen hukuken yapılabilecek bir şey var mı böyle ben bir ben istiyorum durumda? Avukat bey arabamı. Şimdi tabii... Çünkü onun üzerine o arabayı evet. satarsın. Çünkü ben bu şey arabayı vermeyeceğim diye... Hediye anlamında verdiği için hediyelerin iadesi istenebilir mi? Tabii bunun içeriğini incelemek lazım. Bağışlama mıdır, siz hediye midir? Siz bir bakın peki. Evet, onu bir ondan sonra onu değerlendirelim yardımcı olmaya ama... çalışırız yani şimdi... Parayı kendi hesabından yollayınca resmi olarak... O ayrı zaten şey kabul ediyor. Akif bunun aldığını zaten kabul ediyor. Zaten bu yayında orada, aynı orada zamanda problem yok. İzliyor. Ama o alınabilir mi, alınamaz peki. mı o konuda bir bakalım konuşmak ona. Lazım. Ama lütfen... Bundan sonra en büyük yatırım sensin, kendine yap. Öyle tamam yapacağım zaten. Aşkına, sevgine yatırım yapmak istiyorsan dengini bul, kalbini gören... Hayır öyle de yapma. Bak bu programda sen değerlisin diyoruz. Ve sen aslında yok, burada yeniden başlamak için oturdun. Biraz gözü yaşlı bir başlangıç olacak ama inan bu senin sonraki hayatının ilk günü. İyi ki buraya gelmişim, ilk gerçeklerle yüzleşmişim. İyi ki de böyle programlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ tekrardan. Sağ ol. Peki. Konuşacağız program çıkışına tamam mı? Peki Nevi'de. Teşekkür ediyorum. Yüzüğü ne yapacağız? Ben onu istemiyorum. Onu atabilirler.